Konnichiwa minasan, wadashiwa, piu, Prince Lita ve hoş geldiniz dostlarım. Benim adım Prince ya da Baba Kartal, sizler seçin. Arkadaşlar, çok yoğun istek üzerine bu seriye başlıyoruz şimdi. Benim özel Azerbaycan, Azeri izleyicilerime, bir de tabii ki Karabağ taraftarı olan ya da sevdalısı olan izleyicilerime bu seriyi sunmak istiyorum arkadaşlar. UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ macerası 2017-2018 sezonu arkadaşlar. PES 2018'de oynayacağız. Karabağ serilerim benim meşhurdur arkadaşlar. Ta PES 2015'ten beri yapıyorum. Son PES 2017'de Avrupa Lig son 16'lara kaldık normalinde. Orada devam etmesi lazım. Onu devam eder miyim etmez miyim bilmiyorum. Şu an açıkçası oynayasım yok. Aslında Galatasaray'a karşı oynayacağız son 16'larda. Ama şimdilik buna geçiyorum arkadaşlar. Neyse çok konuşmayayım da. Öbürküsünü belki oynarım, belki oynamam bilmiyorum. Belki sadece Galatasaray maçını oynarım. Ama açıkçası oynasım yok. Neyse arkadaşlar şimdi bakalım. Bakın gruplara geliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Karabağımız C grubunda mücadele edecek. Burada gördüğünüz gibi aynı gerçekte gibi arkadaşlar. Bütün gruplar gerçekte gibi olacak. Bir de hatta oynayış şeyi de. Yani ilk önce Chelsea'de. Sonra yani Chelsea Stamford Bridge'e çekeceğiz. Stamford Bridge. Sonra kendi sahamızda arkadaşlar Baku Olimpiyat Stadı'nda Roma'ya karşı oynayacağız. Yani aynı sıralama, maç sıralaması olacak. A grubuna bakıyoruz arkadaşlar. Burada Manchester United, Benfica, Basel, Moskova var. Sonra B grubu Paris, Celtic, Bayern Münih, Anderlecht. Bu sıralamayı şeye göre yaptım. Oynanan maça göre arkadaşlar. Yani oynanacak maçlara göre yaptım. Gerçekte gibi. Normalde şimdi burada Bayern Münih, Paris yapardım. Sonra Celtic, sonra Anderlecht sıralaması. Ama bu sıralama gerçek oynanmış maçlara göre sıralanmış. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kafanız karışmasın. C grubu bizim grup. D gruba geliyoruz. Bu çok zor bir grup. Barcelona, Juventus, Olympiakos, Sporting. Sonra E grubu var. Sevilla, Liverpool, Maribor, Spartak, Moskova. F grubu. Bu da güçlü bir grup. Napoli, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Manchester City arkadaşlar. Pep Guardiola City. Sonra tabii ki arkadaşlar benim taraftar olduğum Beşiktaş'ın grubu geliyor. Beşiktaş, Porto, Leipzig ve Monaco grubu arkadaşlar. Sonra H grubuna giriyoruz. Borussia Dortmund, Tottenham, Real Madrid, Apoel ve bu kadardı arkadaşlar. Bölüm başı tek maç oynayacağız. Yani hep bir maç. Ayarları da göstereyim size. En iyi oyuncuda oynuyorum. Çünkü Superstar'a cheat yapıyor bilgisayar. Ve 10 dakika maç süresi arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu seriyi destekliyorsanız, eğer sadece bu seriyi değil de Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini, dostluğunu da destekliyorsanız lütfen bu videoyu beğenin arkadaşlar. Ve arkadaşlar hazır mısınız? Serimizin ilk maçına gidiyoruz. Chelsea Stamford Bridge'e doğru gidiyoruz. Okey, ilk maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. Bakın Eden Hazard ve Gourier doğru mu okudum bilmiyorum. Şimdi bu Karabağ formaları eğer bilmiyorsanız ve ilk defa izliyorsanız ya daha önce duymadıysanız bu formaları ben yaptım arkadaşlar. Oyuncuları falan hepsini sıfırdan ben kurdum. Normalde bu Karabağ takımı bu oyunda yok PES 2018'de. Bakın ikinci forma var böyle beyaz forması. Bir de üçüncü forma var. Böyle. Biz ama aynı gerçekte gibi şu beyaz formayı seçiyoruz. Stad Stamford Bridge olacak arkadaşlar. Ben aynı gerçekte gibi ilk maçtaki gibi aynı kadroyla çıkacağım. İngiltere'deyiz arkadaşlar. Londra'dayız. Stamford Bridge'deyiz. Ve Karabağ'ımız ilk Şampiyonlar Lig maçına çıkıyor. Bu zaten Karabağ tarihinde de bir ilk arkadaşlar. Gerçekte bu maç çok kötü yenildi ama Karabağ 6-0 yenildi ne yazık ki. Ama arkadaşlar son maçı da Atletico'ya karşı 0-0 berabere kaldılar. Bence o da çok büyük bir başarı. Hatta yenebilirlerdi bile. Son şeylerde böyle şut falan vardı. Bakalım yani bu dedim Karabağ gerçekten çok zor bir gruba düştü. Bilmiyorum yani bu gruptan çıkamazlar sanmıyorum. İnşallah çıkarlar ama en az Avrupa Ligi'ye gidebilseler çok sevinirim. Karabağ adına. Yani ilk seneleri arkadaşlar. Bu bile çok büyük bir başarı. Zaten tarihinde ilk defa. Çok zor bir maç olacak. Gerçekten çok zor bir maç olacak. Sizlerin desteği çok önemli.
formalar varsa, atlarınız varsa Karabağ, Azerbaycan, Türkiye'de olabilir arkadaşlar. Destekleyin. Beni öyle aynı taraftar gibi böyle şu maçı izleyin. Chelsea'nin ilk 11'i ekrana geliyor. Conte'nin arkadaşlar ve Gurbanov'un ilk 11'i Karabağ'ımızın arkadaşlar. Şeyh kalede olacak. Hüseyinov ve Sadıkov defansta. Richard Almeida'yı gördünüz. Pedro. Dino'yu görüyorsunuz. Golumuz forvette arkadaşlar. Hazır mısınız? UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ macerası. İlk maçımız Chelsea'ye karşı. Karabağ'ımıza başarı deriz arkadaşlar. Çok zor bir maç olacak. Şu ilk dakikaları yatlatmamız lazım. Hemen uzun oynuyoruz. Sağ tarafta boşluk var. Pedro gidiyor şimdi. Pedro. Hadi oğlum Pedro. 3. dakikadayız. Pedro ortada. Şöyle uzun oynuyoruz. Hadi oğlum. Kafa gelir mi? Hayır. Dino'ya gelmiyor. Ve Chelsea kademesi uzaklaştırdı. Şimdi dikkat ediyoruz. Kontra atak girebiliriz. Uzun bir top. Sağ tarafa doğru. Orada Pedro var. 5. dakikadayız. Dikkat etmeliyiz. 2 adamla girişiyoruz. Ve hakem foul veriyor. Çok tehlikeli pozisyondan Chelsea şimdi friki kullanacak arkadaşlar. 6. dakikadayız. Top maçında Fabregas var. Fabregas uzun oynuyor. Aman dikkat! Son anda. Şimdi burada hedefim benim beraberlik. Ama çok zor olacak gerçekten. Pedro ara pası. Eyvah. Fabregas. Sakın ha gol yemeyle. Vov şehit. Son anda uzanıyor. Arkadaşlar çok tehlikeli geldi. Chelsea bakın çok güzel pas. Allah'ım şey çok güzel kurtarmış. Şimdi dikkat etmeliyiz. 9. dakikadayız. Korner kullanıyor Fabregas'la. Chelsea London takımı. Çıkart çıkart çıkart. Marcos arkadaşlar ne oluyoruz lan? Gidiyoruz Allah. Şey hiç olmasa şimdi şu maç rahat 2-0'dı arkadaşlar. İki inanılmaz kurtarışta bulundu. Dakika 9. Aman. Ha. 1-0 mağduruma düşüyoruz. Diego Costa atıyor. Arkadaşlar çok bastırdılar. Serimiz Come to Beşiktaş. Diego Costa'nın golüyle başlıyor. Normalde bu Chelsea'de oynamıyor sanırım. Şu Conte ile arasında açık. En son bilgim öyleydi. Hala öyle mi bilmiyorum da. Sensiz gelen her seher. Şimdi kötü oldu ya. Öyle gol yiyoruz arkadaşlar. Aman aman. İlk maçı gerçekten 6-0 kaybetmişti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam. Esniak. Sol kanattan geliyoruz şimdi. Hadi güzel bir orta. Güzel bir orta gelsin geliyor. Dino'nun golü. Dino Chelsea taraftarını susuyor arkadaşlar. Geç vakitten çektiğimden bağıramıyorum. Aslında çığlık atasım var. Szczesniak'ın güzel ortası. Quaresma mı be? Arkadaşlar Quaresma gibi ortalığımız. Ve Dino. Ön köşede. Şöyle kafasını atıyor. Courtois uzanamıyor. O kaleciye de gol atmak da bir... Yani normal kolay bir şey değil arkadaşlar. Helal olsun Karabağ'a. 1-1 yaptık. 1-1 yaptık. Ve tarihi değiştiriyoruz. Fabregas. Sadıkov araya girdi. Şimdi Michel. Güzel paslaşmalar. Sağ kanatta Pedro var. Pedro. Ortası geliyor. Kafayla indirebilir miyiz? Hayır. Şimdi Gurriyaş olabilir. Gurriyaş'ın şutu kaleci Courtois. Aman. Aman aman. Hayır. Allah'ım çıkart. Hüseyinov çıkart. Diego Costa atamadı. Devam ediyoruz. Şimdi son anda Sadıkov çıkartın. Kante şu çok tehlikeli Diego Costa ya çıkart. Süper Hüseyinov.
Dino kafayla indiriyor. Fabregas geriden oldu. Cahill. Aspiriti Sueta. Yine Cahill. Top Fabregas'ta. Şimdi aman. Dikkat ediyoruz. Kante, Pedro. Ara pası geldi. Bu sefer yedik. Çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor ya. Diego Costa kendisinin ve takımın ikinci golünü atıyor arkadaşlar. Yine geriye düşüyoruz. Burnum kaşınıyor. Belliydi gol yiyeceğimiz. Gol tekrarına bakalım. Çok güzel paslaştılar valla. Koşuşları olsun. Yazık oldu. 2-1. Mağdurma düşüyoruz yine arkadaşlar. Dakika 25. Bakalım belki yine atabiliriz hemen. Çok güzel. Ver pasını. Gel. Kuruyor. Hadi oğlum. Michel kafa. Offside. Yine yapıyorduk arkadaşlar. Yine yapıyorduk vallahi. Şimdi devam. Fabregas. Richard araya girdi. Arap pası gelir mi? Geliyor. Şimdi hadi Dino oğlum. Dino'dan önce Aspilicueta araya girdi. Eden Hazard. Oo çok güzel yaptılar. Of şey hiç süper. Adamların her hata tehlike arkadaşlar ya. Şöyle sakin. Sakin sakin. Paslı paslı oynama çalışalım. Paslı paslı. Oyun yukarıdan. Çok güzel. Medvedev gidiyor şimdi. Sağ kanatta Medvedev. Pasını ver. Dino. Dino bir çalım. Dino bir çalım daha. Dino'nun şutu. Olmadı. Ah Dino ya. Bakın çok güzel yaptık arkadaşlar. Burada bir çalım. İkinci çalım. Sonrasında top kornere gitti sanırım. Evet korner konacağız. Pedro Henrique top başında. Ah. Kalecin kucağına gitti. 35 dakika geride bıraktık arkadaşlar. İlk yarıda son 10 dakika normal süreç. 2-1 mağlup durumdayız. Ama yine de güzel oynuyoruz bence. Chelsea kendisi aslında. Ve şimdi Dino gidiyor. Dino birebir. Dino. Arkadaşlar mutlak gol pozisyonu değerlendiremiyoruz. Dino uzun köşeye aşırtsa. Neyse devam. Hadi Dino oğlum. Hadi Dino vücudunu koy. Çok güzel Dino. Şimdi şut atabilir. Dino'nun şutu. Çok kaçırıyoruz yine. Dino'nun şöyle sağlam olduğundan vücudu bu Chelsea defansından iyi geçebiliyor vallahi. Dakika 41 arkadaşlar. Dino yine kaçırıyor. Aman dikkat. 44. Koş 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 koş. Hayır. Süper süper süper. Çok kritik müdahale. Karabağ defansından. Gönder. Hadi son bir aksiyon daha. Ta yukarıda boş. Hem ya. Atan ortasında bitiriyor hakem ya. Kim lan o? İlk yarı sona erdi arkadaşlar. 2-1 mağlup durumdayız. Ne yazık ki. Ve maçın ikinci yarısındayız. Son 45 dakikada arkadaşlar. Hadi oğlum Dino güzel bir pas gelir mi Dino'ya? Hayır. Aspilicueta kaptı. Şimdi çok güzel araya girdik. Pedro ver pası. Orta geliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bu. Dino. 2-2 yapıyoruz. Arkadaşlar Chelsea deposu. 2-2 yapıyoruz. Dino atıyor yine arkadaşlar. Kafa geliyor. Bunu taşıyacağız şimdi. Bunu tekrarına bakıyoruz. Pedro Henrique. Medvedev'e pasını verdi. Medvedev. Ortası ve böyle atıyoruz. 2-2 beraberliği yakalayabildik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz.
Hemen aradan gönder. O pas geçer mi? Çok güzel pas geliyor. Dino. Hadi oğlum. At bunu Dino. Dino'nun şutu. Bakın ya. Çok çekiştiriyorlar. Ondan iyi vuramadık. Aman ne yaptın Sadıkov? Şimdi Edin Hazard. Hazard. Önde Medvedev var. Hazard. Medvedev çıkartıyoruz. Uzaklaştır. Uzaklaştır. 55. dakikadayız. Şimdi Chelsea geliyor. Uzun bir top Pedro'ya doğru. Pedro. Önderes Chesnyak var. Araya giriyoruz. Çok güzel. Şimdi Gurier'le biz giriyoruz. Karava geliyor. Sağda Pedro boş. İçeri doğru çekti. Pedro olabilir. Pedro'nun şutu. Courtois. Kucağına gitti. Michel Almeida. Hadi oğlum. Olmadı. 60 dakikadayız arkadaşlar. Dediğim gibi hedefim bu Chelsea deplasmanda bir beraberlik. En azından bir puan ilk maçta alabilsek çok güzel olur. Çok büyük başarı olur. Çok bomba bir şey olur. 3 puan getirebilirsek. Ama zor. Devam ediyoruz. Diego Costa. Costa. Aman geçtirme Costa'yı. Ters bir top. Geriden oynuyoruz. Şeyç sakin. Medvedev'e doğru yöndü. Şimdi hatalı pas. Edin Hazard. 67. dakikadayız. Orta geliyor. Uzun köşeye doğru. Allah'tan Pedro'nun boyu yok arkadaşlar. Şimdi ilk oyuncumuzu değiştirelim. Okey, ilk oyuncuyu değiştiriyoruz arkadaşlar. Pedro Hendrik çıkıyor ve El Yunus'u giriyor şimdi. Dakika 68. 2-2 beraberlik var arkadaşlar. Stamford Bridge'de İngiltere'de. Şimdi çok güzel paslaşmalar. Chesnyak gel yukarıdan. Gönder. Çok güzel ara pas. El Yunus hadi oğlum El Yunus'u. Ak bunu El Yunus yetişemiyor. Michel topu kaybetti Kante'ye. Aman. Aman 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 aman. Dikkat. Ey yavrum be. O pas geçer mi? Geçiyor arkadaşlar. Şimdi güzel bir orta. Orta geliyor. Son anda defans araya giriyor yine. Maçta son 15 dakika normal süreç. Şimdi Chelsea geliyor. Son anda Richard Almeida. Şu skoru tutalım arkadaşlar. Hazard. Ortası geldi. Aman. Şehit. Yok yok sakin. Dakikalar 80 oldu. Çok güzel. Hüseyinov aman. Aman 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 dikkat. Son 10 dakika. Şimdi yandık. Uf. Aman. Şehit. Pedro arkadaşlar olamaz ya. Gol yiyoruz. Stamford Bridge yıkılıyor. Chelsea taraftarı yıkıyor stadı arkadaşlar. Güneşli seher gelen. Olamaz ya. Vallahi olamaz ya. Sensiz gelen her seher geceden biter. Konu ekrana bakalım. Şey işte değmiş de. Ama ne yapsın? Orada bomboş. Pedro niye boş? Defansımız dikkat etmedi. Kim kaçırmış orada? Hüseyinov sanırım. Bir oyuncu değişiyoruz arkadaşlar. Galayev çıkıyor. Onun yerine Molotov giriyor şimdi. İkinci forvet olacak. Yani önde Dino'ya destek verecek. Ulan gol yedik ya. 82'de arkadaşlar. Şimdi çok da kaçırdık. Aradan gelir mi? Gelmiyor. Bir pozisyona daha girebileceğiz mi arkadaşlar? 85 oldu. Ben zannetmiyorum ama. Dediğim gibi çok zor bir grup. Uf, çok güzel pas. Şimdi. El Yunus'u. Pası geldi. Gönder. Hadi oğlum. Topu almalıyız. 90 oldu.
Tamam. Şimdi. Uzun bir top. Hadi oğlum geç. Hadi oğlum geç. Olmadı. Ve kaybediyoruz. Arkadaşlar. İlk maçı ne yazık ki kaybediyor Karabağ'ımız. En az 6-0 değil. 3-2 arkadaşlar. 82'ye kadar çok iyi oynadık. Çok iyi tutabildik. Yani o skorda. Sonra arkadaşlar işte Chelsea sahneye çıkıyor ve tecrübe mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Talihsizlik mi? Seriye mağlubiyetle başlıyoruz ne yazık ki arkadaşlar. Sizlerden çok çok özür dilerim. Ama yapacak bir şey yok. Canlı bir seri arkadaşlar. Bakalım diğer maçlar ne oldu? Manchester bizim gruba ilk önce bir göz atıyoruz. Atletico Madrid 3-1 yenmiş Roma'yı. Manchester United 1-0, Benfica 1-0, Paris 1-0 yenmiş, Bayern Münih 2-0, Sporting 3-1, Barcelona 3-1, Juventus yenmiş. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş 1-1 Porto'da berabere kalmış. Burada 3-3 yapamayacaklar demek ki. Devam bakıyoruz. Liverpool 3-1 Sevilla'ya kaybetmiş. Sparta Moskova kazanmış. Napoli 0-0 Donetsk'e karşı Shakhtar'a. Manchester City ve Feyenoord 0-0. O da büyük sürpriz. Real Madrid 5-3 zar zor Napoli şey yemiş Apoel'i. Neyse arkadaşlar. Evet bakın. İlk maç günü Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve C grubunda şu anki tablomuz böyle arkadaşlar. Atletico Madrid 3 puanla lider durumda avarajları 2. Chelsea de 3 puanda avarajları 1. Biz eksi 1 avaraj ve 0 puandayız. Roma eksi 2 ve 0 puanda arkadaşlar. Hemen şöyle göz atalım. Manchester United, Benfica, Moskova, Basel, Bayern Münih, Paris, Celtic, Anderlecht. Bunu gördük. Barcelona, Sporting, Juventus, Olympiakos, Sevilla, Spartak, Maribor, Liverpool, Feyenoord, Manchester. Tamam bunları görüyoruz. Söylemeye gerek yok. Beşiktaş'ın grubu, G grubu. Lider durumda yine de. Real Madrid. Okey arkadaşlar. Şimdi bu birinci bölümün sonuna geliyoruz. Dediğim gibi çok 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 özür dilerim. Yani elimden ne geldiyse yapmaya çalıştım. Ama yetmedi arkadaşlar. Kaybettik. Şimdi ikinci bölümde arkadaşlar Azerbaycan'dayız. Bakı'dayız ve şöyle bir göstereyim size. Bakı Olimpiyat Stadı'nda arkadaşlar. Burada olacağız, burada oynayacağız. Ve rakibimiz Roma olacak. Şöyle bir çıkayım ben yine. Çok zor bir maç olacak yine arkadaşlar gerçekten. Yani artık bütün grupta bu maçlar hepsi zor. Bundan sonra Atletico maçı var. Yani o da zor, bu da zor. Zorla zor arkadaşlar. Oldu. Ben de şimdi bu kadar arkadaşlar. Umarım dediğim hoşuna gitmiştir. Bu bölüm yine de kaybetsek de arkadaşlar. Umarım bu serinin devamını görmek istiyorsunuzdur. Eğer arkadaşlar beni seviyorsanız, bu seri desteklemek istiyorsanız en azından şöyle bir 500 beğeni getirin. Getirelim bu bölüme. Ben de şimdi bu kadar. Abone olmayanlar abone olabilir. Teklif varsa yok her zamanki gibi. Sizleri kanalıma davet ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye. Çok.